Belirti kişiden kişiye değişir mi? Ya da sizi dinlediğimiz için gizli kalp diye gelen sorularınız var. Belirti vermeden de kalp krizi geçirdiğini ve normal yaşamına devam ederken, rutin kontrol yapılırken aslında siz muayenede kalp krizi geçirmişsiniz cümlesini kullandınız, mutlaka oluyordur. Evet. Kişi fark etmiyor mu ya da gizli kalp diye bir sağlık sorunu var mıdır? Elbette gizli kalp sorunu tabii. Bizim sessiz iskemi diye ifade ettiğimiz, halk arasında da gizli kalp diye ifade edilen bir durum var. Bunun çeşitli sebepleri var. Her şeyden önce genç hastaların şikayetlere karşı daha duyarlı. Yaş ilerledikçe, bir takım diyabet gibi kronik hastalıklar eşlik ettikçe, başka problemler çoğaldıkça kalbe ilişkin şikayetlerin daha az hissedilmesi olağan bir şeydir. Hastamızın düşünün, astımı var. Zaten sürekli nefes darlığı yaşıyor. Bu hastamızda kalp krizi şayet bir nefes darlığı şeklinde kendini belli ediyorsa, bu hastamızın bunu fark etmesi biraz zor olabilir. Yine önemli bir kısmında biz içeride EKG'sindeki değişikliği egzersiz sırasında görebiliyoruz hastaların. Ancak koştuğu zaman, merdiven çıktığı zaman bir bozukluk görüyoruz. Mutlaka duymuşsunuzdur. Evet. Gittim, EKG'mi çektiler, işte muayenemi yaptılar, kan tetkiklerime baktılar, genel bir kontrolden geçtim, hiçbir şeyin yok dediler. 3 ay sonra kalp krizi geçirdim. Evet. Bu çok sık duyulan bir şikayet aslında. Hastalarımızın şöyle bir yanılgısı var. Ben koşuyorum, günde 5 kilometre yürüyorum, hiçbir şikayetim olmuyor. Bu hastamızın sağlıklı olduğunun, kalp damarlarında hiçbir sorun olmadığının göstergesi değil. Bir hastamız pekala 5 kat merdivende rahat bir şekilde çıkabilir ama biz içeride ne olduğunu bilmiyoruz o sırada. Bunu anlamanın yolu efor testi gibi, kalp sintigrafisi gibi bir test yapıp egzersiz sırasında hastamızın EKG'sinde ne tür bir değişiklik oluyor onu görebilmek. Onu görmediğimiz takdirde istirahat halinde gelip EKG'sini çektirmesi hastanın hastalığı konusunda çoğu zaman bize pek bir bilgi vermiyor. O zaman sıkıntıyı hissettiğimiz anda mı siz değerli hocalarımızla buluşmamız gerekiyor? Hani biz hepimiz bazen yaparız ya, sıkıntıyı hissetmem, biraz bekleyeyim daha sonra gideriz'i yapanlarda daha mı net sonuç alamıyoruz diyelim? Yapanlarda elbette sonuç alıyoruz ama sonucu nasıl alıyoruz? Derece. Kalp krizi geçirdiğinde alıyoruz. Evet. Kalp krizi geçirdiğinde yapacağımız gerekiyor. Şey artık mevcut durumu idare etmek. Başka bir çözüm yok. Bu olayı geriye döndürmemiz mümkün değil. Bizim amacımız hasta kalp krizi geçirmeden teşhis etmek ve gerek tedavi uygulamak. Zor kısmı bu işin zaten teşhis kısmı. Kalp krizi geçirdiğinde bir hastamız, yapılacak şeyler bellidir. Çok da karmaşık değildir. Evet. Ama gizli kalp diye hastalarımızın ifade ettiği problemi ortaya çıkarmak işin esas zor kısmıdır. Kesinlikle. Bu açıdan hastalarımıza büyük rol düşüyor. 40 yaşını aşmış hastaların mutlaka belirli periyotlarla kardiyolojik kontrolden ve az önce bahsettiğim özellikle efor testi veya sintigrafi gibi hekimimizin ihtiyaç duyması halinde bu tetkikleri yaptırmaları halinde gizli kalp hastalığı diye bir problem olmayacağını düşünüyorum. Gizli olan biz görmediğimiz için gizlidir. Aslında belirti hastamız veriyor. Hekime başvurmadığı için gizlidir. Evet. Ortaya çıkarılmadığı için gizlidir.